Akıl Akıldan Üstündür kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 4. sınıf insan hakları 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmasını sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Akıl Akıldan Üstündür YouTube kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere bildirim olarak gelecektir. Hazırsanız 4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. Evet, bu yazılıya hazırlık çalışmamızda yine sizlere birbirinden farklı tarzlarda sorular hazırladım. Yani müfredata uygun, işlediğimiz konulara uygun soruları kendim hazırladım arkadaşlar. İnternet ortamından herhangi bir yerden yardım almadım. Umarım bu videomuz sizler için faydalı olur. Evet, isterseniz ilk olarak birinci bölümümüzle yani doğru yanlış yöntemimizle çalışmamıza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız. Evet, ilk cümlemiz. İnsanların duygu ve düşüncelerinin farklı olması bazen anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz nedir? Doğrudur. İnsanların demek ki duygu ve düşüncelerinin farklı olması, yani olaylara kendi açılarından bakmaları bazen ne oluyormuş? Anlaşmazlıklara neden olabiliyormuş. İkinci cümlemiz, görgü kuralları, gelenekler ve ahlak kuralları yazılı olan kurallardır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü görgü kuralları, gelenekler ve ahlak kuralları yazılı olmayan kurallardır. Evet, bu ifademiz yanlış. Üçüncü cümlemiz, kendimizi ilgilendiren konularda uzlaşı yapmamız gerekir demiş. Peki bu ifade doğru mudur? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü kendimizi ilgilendiren konularda ve bazı kanunlarda uymamız gereken kurallarda uzlaşı gerekmiyordu. Uzlaşı sadece nerede gerekiyordu arkadaşlar? Sosyal yaşamla ilgili konularda uzlaşı yapmamız gerekiyordu. O yüzden kendimizi ilgilendiren konularda demek ki uzlaşı yapmamıza gerek yokmuş. O yüzden bu ifade yanlış. Dördüncü cümlemiz, günlük yaşamda anlaşmazlıkların çoğu insanların birbirini yeterince dinleyip anlamamasından kaynaklanmaktadır. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz, kurallar hak ve özgürlüklerimizi ne yapar? Kısıtlar diyor arkadaşlar. Bu ifade doğru mudur? Bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Çünkü kurallar hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamaz. Tam tersine ne yapar? Hak ve özgürlüklerimizi rahatça kullanabilmemiz için onları korur. O yüzden bu ifademiz nedir? Yanlıştır. Diğer cümlemiz, insanlar uzlaştıkları zaman birbirine karşı güven duyar ve saygı gösterirler. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Diğer cümlemiz, toplumsal yaşamı düzenlemek için oluşturulan yasalar, yönetmelikler ve kurallar üzerinde tartışıp uzlaşmaya gerek yoktur. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Çünkü kırmızı ışıkta durmamız gerektiği veya okullarda giriş çıkış saatleri nedir? Belirlidir arkadaşlar. Yani bazı kurallar üzerinde bizim uzlaşı yapmamıza, tartışma yapmamıza gerek yoktur. Yani bütün insanların bu kurallara uyması gerekir. O yüzden bu ifade nedir arkadaşlar? Doğrudur. Diğer cümlemiz, kurallar toplumdan topluma farklılık göstermez. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifade nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Yazılı olmayan kurallar olsun, yazılı kurallar olsun bazen ne olabilir? Toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Mesela bizim asker uğurlama törenlerimiz, işte bayramlardaki işte büyüklere karşı gösterdiğimiz saygı, büyükleri ziyaret etmek farklı toplumlarda ne olabilir? Değişikliğe uğrayabilir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Diğer cümlemiz, sorun yaşadığımız kişilerle bir araya gelerek karşılıklı konuşabiliriz. Bu ifade doğru mudur? Evet, bu ifademiz doğrudur. Son cümlemiz doğru yanlışta. Yazılı kurallara herkes uymak zorunda değildir. Peki bu ifade doğru mudur?
Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü yazılı kurallar nedir arkadaşlar? Hukuk kurallarıdır ve herkes nedir? Bu kurallara uymak zorundadır. O yüzden bu ifademiz nedir? Yanlıştır. Evet, bu cümleyle beraber ne yaptık? Doğru yanlış bölümümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Diğer bölümümüze geçelim. Evet, bu bölümümüz boşluk doldurma arkadaşlar. Yine burada da 10 tane cümlemiz var ve üstte de ne yaptım? Bazı kavramlar ve kelimeler verdim. Bunları ne yapacağız? Boş bıraktığımız o cümlelerdeki o kısımlara yerleştireceğiz. Evet, ilk cümlemizle başlayalım. Uzlaşı nokta nokta yaşamla ilgili değil, nokta nokta yaşamla ilgilidir. Evet, bu boşluklara ne gelebilir arkadaşlar? Evet, uzlaşı nedir? Kişisel. Evet, ne olacak? Uzlaşı kişisel yaşamla ilgili değil, neyle ilgilidir arkadaşlar? Toplumsal. Evet, uzlaşı kişisel yaşamla ilgili değil, toplumsal yaşamla ilgilidir. Evet, ilk cümlemiz bu şekildeydi. İkinci cümlemiz, yazılı kurallar nokta nokta kurallarıdır. Buraya ne gelecek arkadaşlar? Buraya da hukuk gelecek. Evet, yazılı kurallar nedir? Hukuk kurallarıdır. Üçüncü cümlemiz, insanlar kendilerinin olduğu gibi diğer insanların da nokta nokta ve nokta nokta olduğunu unutmamalıdır. Evet, bu boşluklarımıza ne gelecek arkadaşlar? İnsanlar kendilerinin olduğu gibi diğer insanların da neyi olduğunu arkadaşlar? Hakları. Evet, diğer insanların da hakları ve özgürlükleri olacak arkadaşlar. Evet, özgürlükleri insanlar kendilerinin olduğu gibi diğer insanların da hakları ve özgürlükleri olduğunu ne yapmamalıdır? Unutmamalıdır. Diğer cümlemiz, yaşadığımız toplumda, ailede, okulda ve oynadığımız oyunlarda kurallara uyulmaması durumunda nokta nokta ortaya çıkar ve nokta nokta bozulur. Evet, buradaki boşluklara ne gelecek arkadaşlar? Hangi kavramlarımız gelecek? Yaşadığımız toplumda, ailede, okulda ve oynadığımız oyunlarda kurallara uyulmaması durumunda ne olur arkadaşlar? Karmaşa. Evet, buraya ne gelecek? Karmaşa gelecek. Demek ki kurallara uyulmaması durumunda karmaşa ortaya çıkar ve ne olur arkadaşlar? Düzen bozulur. İkinci boşluğumuzda da ne gelecek? Düzen gelecek. Diğer cümlemiz, kurallara uyulmaması durumunda nokta nokta uygulanır. Evet, buradaki boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar? Kurallara uyulmaması durumunda ne olur? Yaptırımlar. Kurallara uyulmaması durumunda demek ki yaptırımlar uygulanırmış arkadaşlar. Diğer cümlemiz, uzlaşı sürecinde saygılı, açık fikirli, sabırlı ve nokta nokta olunmalıdır. Evet, buraya ne gelecek arkadaşlar? Uzlaşı sürecinde saygılı, açık fikirli, sabırlı ve iletişime açık. Evet, buraya da ne gelecek? İletişime açık olunmalıdır. Diğer cümlemiz, kurallara uymak ve bunlara uyulmasını sağlamak bir nokta nokta görevidir. Evet, buraya ne gelecek arkadaşlar? Kurallara uymak ve bunlara uyulmasını sağlamak nedir arkadaşlar? Bir yurttaşlık görevidir. Evet. Demek ki buradaki boşluğumuza da yurttaşlık kavramı gelecekmiş. Diğer cümlemiz, bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları nokta nokta belirlenmiştir. Evet, buradaki boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar? Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları neyle belirlenmiştir arkadaşlar? Yasalarla. Evet, buradaki boşluğumuza da ne gelecek? Yasalarla kavramı gelecek. Yasalarla belirlenmiştir. Evet, hemen diğer sayfamıza bakalım. Burada da iki tane cümlemiz var. Devam edelim. Sorunlarımızı uzlaşarak çözemediğimizde yeni nokta nokta çıkar. Evet, buradaki boşluğumuza ne gelecek arkadaşlar?
Sorunlarımızı uzlaşarak çözemediğimizde yeni ne çıkar arkadaşlar? Sorunlar çıkar. Evet, buradaki boşluğumuza da ne gelecek arkadaşlar? Demek ki sorunlar. Evet, buraya sorunlar kelimesini yazıyoruz. Sorunlarımızı demek ki uzlaşarak çözemediğimizde yeni sorunlar ortaya çıkarmış. Son cümlemiz boşluk doldurmada. Anlaşmazlıklar yaşansa bile herkesin nokta nokta söylemesine imkan verilmelidir. Evet, son olarak ne gelecek arkadaşlar kelimemiz? Herkesin neyini söylemesine fırsat verilmelidir? Fikrini söylemesine fırsat verilmelidir. Evet, son bölümümüze de demek ki ne gelecek kelime olarak? Anlaşmazlıklar yaşansa bile herkesin fikrini söylemesine ne yapılmalıdır arkadaşlar? İmkan verilmelidir. Evet, bu cümlemizle beraber ne yaptık? Boşluk doldurma bölümümüzün sorularını bitirmiş olduk. Hemen diğer bölümümüze geçelim. C bölümünde arkadaşlar aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Evet, burada bir kavram haritası verdim. Kavram haritasındaki ne yapacağız? Boş bırakılan yerleri biz kendi bilgimize göre ne yapacağız arkadaşlar? Dolduracağız. İsterseniz ne yapalım arkadaşlar? Hemen başlayalım. Evet, kurallar ikiye ayrılır demiş arkadaşlar. Kurallar ikiye ayrılıyordu. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Bunlardan birincisi yazılı olmayan kurallardı. Evet, buraya ne gelecek? Yazılı olmayan kurallar gelecek. Birincisi buydu. İkincisi neydi arkadaşlar? Kuralların yazılı kurallar. Evet, kurallar demek ki ikiye ayrılıyormuş. Bunlardan birincisi yazılı olmayan kurallar, diğeri de yazılı kurallar. Peki yazılı olmayan kurallar neydi arkadaşlar? Bunlar görgü kuralları. Görgü kuralları, gelenekler, gelenekler, ahlak kuralları, ahlak kuralları neydi arkadaşlar? Yazılı olmayan kurallardı. Evet, demek ki görgü kuralları, gelenekler, ahlak kuralları neymiş? Yazılı olmayan kurallarmış. Peki yazılı kurallar neydi arkadaşlar? Hemen yazalım. Yazılı kurallar nedir arkadaşlar? Yazılı kurallar hukuk kurallarıdır. Evet, yazılı olmayan kurallar demek ki görgü kuralları, gelenekler, ahlak kuralları yazılı olmayan kurallarmış. Yazılı kuralların tanımı olarak da ne diyebiliriz arkadaşlar? Yazılı kurallar nedir? Hukuk kurallarıdır. Şimdi yazılı olmayan kurallara ne yapalım? Örnek vermemiz istenmiş arkadaşlar. Örnek olarak ne diyebiliriz? En başta verdiği sözü tutmak. Verdiği sözü tutmak. Peki bunun dışında ne diyebiliriz? Bayramlarda büyüklerin ya da büyükleri diyelim. Büyükleri ziyaret etmek. Büyükleri ziyaret etmek. Başka olarak da ne diyebiliriz arkadaşlar? Konuşanın sözünü kesmemek. Ve benzeri diye de ne yapabiliriz? Bu örneklerimizi arttırabiliriz. Demek ki yazılı olmayan kurallar, görgü kuralları, gelenekler, ahlak kurallarımış. Örnek olarak da verdiği sözü tutmak, bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, konuşanın sözünü kesmemek, asker uğurlama törenleri yapmak, arkadaşlar işte gelen misafire yer göstermek, bir misafir geldiği zaman ayağa kalkmak, işte toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek. Bu yazılı olmayan kuralları, örneklerimizi ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Yazılı kurallar neydi arkadaşlar? Hukuk kurallarıydı. Bunların en başında ne diyebiliriz örnek olarak? Vergi vermek diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bizim vergi vermek neydi? Vatandaşlık görevimizdi aynı zamanda. Askere gitmek. Bir de ne diyebiliriz arkadaşlar? Başkasının can ve mal güvenliğine zarar vermemek. Güvenliğine zarar
Vermemek. Evet arkadaşlar, yazımız bazen kötü olabiliyor. Bu kalemden kaynaklı. Dikkat ediyoruz ama kalemden kaynaklı yazılar bazen kötü olabiliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Evet, ne yapmış olduk arkadaşlar? Böylece de kavram haritamızı oluşturmuş olduk. İsterseniz bir göz atalım. Kurallar demek ki ikiye ayrılıyormuş. Bunlar yazılı olmayan kurallar ve yazılı kurallar. Yazılı olmayan kurallar görgü kuralları, gelenekler ve ahlak kurallarıymış. Yazılı kurallar hukuk kurallarıydı. Yazılı olmayan kurallara örnek olarak verdiği sözü tutmak, bayramlarda büyük yeri ziyaret etmek, konuşanın sözünü kesmemek gibi örnek verebiliriz. Yazılı kurallara da örnek olarak askere gitmek, vergi vermek, başkasının can ve mal güvenliğine zarar vermemek, oy kullanmak. Bunları ne yapabiliriz arkadaşlar? İşte kırmızı ışıkta durmak. Bu kuralları arttırabiliriz. Evet, C bölümümüzde bu şekildeydi arkadaşlar. Belki sınavlarda bu tarz sorular çıkabilir diye size örnek olarak bu soru tarzını göstermek istedim. Evet, diğer bölümümüze geçelim. Diğer bölümümüzde ne var arkadaşlar? Aşağıda verilen örnek durumlardan uzlaşı gerektirenlerin başına artı, uzlaşı gerektirmeyenlerin başına eksi işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Daha önce ne yapmıştık biz? Uzlaşı gerektiren ve uzlaşı gerektirmeyen durumları konuşmuştuk. Bunları örneklerle de ne yapalım arkadaşlar? Pekiştirelim. Evet, ilk cümlemizde başlayalım. Kiminle arkadaşlık yapacağımıza karar verirken, evet, kiminle arkadaşlık yapacağımıza karar verirken uzlaşı yapmaya gerek var mı arkadaşlar? Uzlaşı yapmaya gerek yoktur. Çünkü biz istediğimiz kişilerle ne yapabiliriz? Arkadaşlık yapabiliriz. Yani arkadaşlarımızı seçerken başkalarıyla uzlaşı yapmamıza gerek yoktur arkadaşlar. Evet, diğer cümlemiz trafik kurallarına uymak. Trafik kurallarına uyarken de arkadaşlar biz uzlaşı yapıyor muyuz? Uzlaşı yapmıyoruz arkadaşlar. Hukuk kuralları, trafik kuralları neydi? Bunlara uymak zorundaydık. Üzerinde uzlaşı yapmaya gerek yoktu arkadaşlar. O yüzden trafik kurallarına uyarken de uzlaşı yapmamıza gerek yok. Diğer cümlemiz hangi kitabı okuyacağımıza karar verirken. Peki bu durumda arkadaşlar bizim uzlaşı yapmamıza gerek var mıdır? Bunda da uzlaşı yapmaya gerek yoktur. Çünkü bizim kendimizle ilgili, kişisel yaşamımızla ilgili konularda uzlaşı yapmamıza gerek yoktu. Diğer cümlemiz okulun giriş ve çıkış saatlerine uymak. Bu da nedir arkadaşlar? Okul kurallarıdır. Kurallarda ne yapmıyorduk biz? Uzlaşı yapmıyorduk. O yüzden bunda da uzlaşı yapmaya gerek yoktur. Diğer cümlemiz arkadaşlarımızla hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken. Evet, uzlaşı neydi arkadaşlar? Toplumsal yaşamla ilgiliydi. Başkalarını ilgilendiren konularda bizim ne yapmamız gerekiyor? Uzlaşı yapmamız gerekiyor. O yüzden bu durumda uzlaşı yapmamız gerekir. Diğer cümlemiz, tek başımıza hangi filmi izleyeceğimize karar verirken. Bu da kişisel yaşamla ilgilidir arkadaşlar. Bunda da uzlaşı yapmaya gerek yoktur. Diğer cümlemiz, arkadaşlarımızla gideceğimiz piknik yerine karar verirken. Bu da nedir arkadaşlar? Toplumsal yaşamı ilgilendiren bir konudur. Burada uzlaşı yapmamıza gerek vardır. Diğer cümlemiz dışarıya çıkarken hangi beremizi takacağımıza karar verirken. Bu da bizim kişisel yaşamımızla ilgilidir. İstediğimiz beremizi biz başkasına sormadan ne yapabiliriz? Takabiliriz. O yüzden bu durumda da uzlaşıya gerek yoktur. Diğer cümlemiz yapacağımız resimde kullanacağımız renkleri seçerken. Evet, resim yaparken biz kimseye arkadaşlar şu rengi kullanalım, bu rengi kullanalım diye sormuyoruz. O yüzden bu durumda da uzlaşı yapmaya gerek yoktur. Diğer cümlemiz, yaşadığımız siteye çocuk parkı yapılıp yapılmayacağına karar verilirken. Evet, bu durumda nedir arkadaşlar? Toplumsal yaşamla ilgilidir. Burada da uzlaşıya gerek vardır. Evet. Bu tarz sorular çıkabilir diye ne yaptım arkadaşlar? Böyle bir örnek soru tarzı sizlere hazırladım. Evet, bu bölümümüz de bu şekildeydi. Hemen son bölümümüze geçelim arkadaşlar. Son bölümümüzde ne var? Yine çoktan seçmeli sorular var. 12 tane birbirinden kaliteli ne yaptım arkadaşlar? Sorular hazırladım. İsterseniz ilk sorumuzla çoktan seçmeli sorulara başlayalım. Evet, burada ne yapacağız? Doğru cevabı işaretleyeceğiz arkadaşlar. 1. Günlük yaşamda diğer insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu anlaşmazlıkların nedenlerinden birisidir demiş arkadaşlar. Biz burada anlaşmazlıklara neden olan sebebi arayacağız. Karşımızdakini dikkatli dinlemek. Bu sebep midir arkadaşlar? Hayır. Karşımızdakini dikkatli dinlersek
ne olmaz arkadaşlar? Anlaşmazlık çıkmaz. Bu yanlıştır. Karşılıklı duygu ve düşüncelerimize saygılı olmak, saygılı olursak anlaşmazlık çıkmaz. Kendimizi doğru ifade etmek, kendimizi doğru ifade edersek anlaşmazlık çıkmaz. Ama olaylara kendi açımızdan bakarsak arkadaşlar ne olur? Biz her zaman diğer insanlarla sıkıntı yaşarız. O yüzden birinci soruda bizim aradığımız doğru cevap nedir? D şıkkıdır. Hemen diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallara uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlardan birisi olamaz? Arkadaşlar burada ne diyor? Yazılı olmayan kurallar. Yazılı olmayan kurallara biz uymadığımızda ayıplanma yaşarız, kınanma yaşarız, dışlanma yaşarız. Ama yasal yaptırımlar ne olmaz arkadaşlar? Uygulanmaz. Yani bir hapis cezası gibi, para ödeme cezası gibi cezalar uygulanmaz arkadaşlar. Yazılı olmayan kurallarda demek ki kınama, dışlanma, ayıplanma gibi yaptırımlar uygulanıyormuş. Evet, ikinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecinde dikkat etmemiz gereken davranışlardan birisi değildir? Açık fikirli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sabırlı ve iletişime açık olmalıyız. Başkalarının düşüncelerini önemsememek. Arkadaşlar bu yanlış bir davranıştır. Saygılı olmak doğrudur. Ama başkalarının düşüncelerini önemsemezsek arkadaşlar ne olur? Hiçbir zaman uzlaşıya varamayız arkadaşlar. Karşıdaki kişilerle sürekli sorunlar yaşarız. O yüzden üçüncü soruda bizim aradığımız doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Hemen dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların uzlaşı ile sonuçlanmasının yararlarından birisi değildir? Evet, demek ki anlaşmazlıklar uzlaşı ile sonuçlanırsa insanlar birbirlerine güven duyar, insanlar birbirine saygı gösterir, birlikte yaşama kültürüne olumlu katkı sağlar ama bir tarafın razı olmayacağı bir durum hiçbir zaman uzlaşı sağlanırsa bir tarafın razı olmayacağı bir durum hiçbir zaman ortaya çıkmaz. O yüzden dördüncü soruda bizim aradığımız doğru cevap B şıkkı. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan değildir? Bakalım, konuşurken başkalarının sözünü kesmemek, bu yazılı olmayan kurallardandır. İşte verdiği sözü tutmak, bu nedir? Yazılı olmayan kurallardandır. Başkasının malına zarar vermemek, arkadaşlar bu nedir? Yazılı olan kurallardandır. Asker uğurlama töreni yapmak da nedir arkadaşlar? Yazılı olmayan kurallardandır. Ama başkasının malına zarar vermemek nedir arkadaşlar? Yazılı kurallardandır. O yüzden burada aradığımız doğru cevap nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yurttaşın yapması gereken davranışlardan birisi değildir? Bakalım. Kurallara uyar. Evet, iyi bir yurttaş kurallara uyar. Ülkesini ve vatanını sever. Çevreyi asla kirletmez. Ama kurallara uymayanlara saygı gösterir mi arkadaşlar? İyi bir yurttaş göstermez. Çünkü kurallara uymayanları ne yapar arkadaşlar? İyi bir yurttaş uyarır. O yüzden 6. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız toplumda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumlardan birisi olamaz? Toplumla bütünleşmemiz daha kolay olur demiş. Arkadaşlar kurallara uymazsak toplumla bütünleşmemiz kolay mı olur? Hayır, bu ifade yanlıştır. B'ye geçelim. Toplumda adalet ve eşitlik sağlanamaz. Evet, kurallara uyulmazsa toplumda adalet ve eşitlik sağlanamaz. Güven ve huzur içinde yaşayamayız. Hak ve özgürlüklerimizi kullanamayız ama kurallara uyulmadığında arkadaşlar toplumla bütünleşmemiz daha kolay olur demiş. Bu ifade nedir? Yanlıştır. O yüzden bizim 7. soruda aradığımız doğru cevap nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnek olarak gösterilebilir? Yazılı kurallar arkadaşlar. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, bu nedir arkadaşlar? Yazılı olmayan kurallardandır. İhtiyacı olanlara yardım etmek,
Bu da nedir? Yazılı olmayan kurallardandır. Ağızda lokma varken konuşmamak, bu da yazılı olmayan kurallardandır. Ama askere gitmek nedir arkadaşlar? Yazılı olan kurallara örnek olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Dokuzuncu sorumuz, hafta sonu tatilinde sinemada hangi filmi izleyeceklerine karar veremeyen Efe'nin ailesi aşağıdakilerden hangisini yaparsa uzlaşı sağlanmış olur. Babasının istediği filmi izlerlerse uzlaşı sağlanmış olur mu arkadaşlar? Hayır. Efe'nin istediği filmi izleyerek? Hayır. Hiçbir filmi izlemeyerek? Hayır. Ama herkesin fikrini alıp çoğunluğun istediği filmi izleyerek ne yapabilirler? Uzlaşı sağlayabilirler. O yüzden 9. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen diğer sorumuza geçelim. 10. sorumuz. Yasalara uymak birey için de devlet için de zorunludur. Buna nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? Bu nedir arkadaşlar? Yasalara uymak birey için de devlet için de zorunludur. Buna ne diyorduk arkadaşlar? Biz hukukun üstünlüğü diyoruz. Evet, 10. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Uzlaşıya açıktırlar, evet. Empati kurallar, evet. Ortak kararlara uyarlar, evet. Ama uzlaşıya yani yaşama kültürüne sahip bireyler arkadaşlar ne yapmazlar? İnatçılık yapmazlar. O yüzden bizim 11. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. 12. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Ahmet'in arabaya binince emniyet kemerini takması kurallara uymuş. İsmail'in arkadaşı konuşurken sözünü kesmemesi kurallara uymuş. Melisa'nın okulun giriş ve çıkış saatlerine uyması kurallara uygundur arkadaşlar. Ama Hayrun Nisa'nın kantin sırasında arkadaşının önüne geçmesi nedir? Bu kurallara uyulmayan durumu ifade etmektedir. Evet, 12. soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Evet, bu soruyla beraber ne yaptık? Çoktan seçmeli sorularımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Aynı zamanda da 4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuzu da çalışmamızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. İşte videomuzu beğendiyseniz, çalışmalarımızı yararlı bulduysanız arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizi arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sınavlarda şimdiden herkese başarılar diliyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.